Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan ne oldu? Can eve bak. Can ateş yanıyor can. Can ateş. Lan. Cinler ateşten yaratıldığını biliyor muydun şeytanın da? Lan! Bin fel alu veskelüp ben kesilak kesilaküm. Aramayın, bismillah aramayın, bismillah aramayın. Ekmek ver, ekmek ver. Lan ne ekmeği vereceksin? Dur, sus. Niye geldik? Aha, dur. Aşağıda kim var? Biri var mı? Lan. Sen kimsin? Lan. Aramayın, bismillah aramayın, bismillah aramayın. Ekmek ver, ekmek ver. Lan ne ekmeği vereceksin? دانم های بسیار دانم های بسیار Nova Prospect'ten hepinize selamlar. Ben Nova Prospector Overlord, yani Can Yavuz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün kuzenim Arifan Durmuş ile birlikte yeni bir vakayı araştırmak üzere karşınızdayız. Arkadaşlar, normalde arabayla gelmeyi düşünüyorduk burada. Bunu dipnot geçmek istiyorum. Çünkü aşağı yollar çamurluydu, acayip kayalıktı. Ama biraz yürüdüğümüzde yolun bu şekilde düzeldiğini gördük. İlginç bir şekilde. Şimdi gideceğimiz yer bizim bu dağın ardında, daha doğrusu bu tepenin ardında. Şu yolu takip edeceğiz ve bir mahalleye ulaşacağız. Bu mahallede insanlar şu an yaşamıyor, yaşamaya korkuyor. Evet, herkesin evi duruyor olduğu gibi, eşyalar olduğu gibi duruyor. Ama hepsi mahalleden taşınmış durumda. Çünkü o mahallede cüce madenciler veya madenci cüceler diye tabir edebileceğiniz kısa boylu buraya gelen gerçekten cüce insanların, 6 kardeşin ve bir babanın toplam 7 cücenin tıpkı Pamuk Prenses ve Cüceler hikayesindeki andırıyor ama alakası bile yok. Çünkü bu vahşet bir sonla sonuçlanmış. İşte onların yaşadığı eve gideceğiz arkadaşlar. O ev bir gecede ortalıktan kaybolmuş ve sahneye sonra geri gelmiş. Geri geldiğinde cücelerin hepsi gitmiş. Ve ev, evdeki değerli şeylerle evet, beraber. Bildiğiniz çok güzel villa, muhteşem bir ev. Saniyeler içinde çok kötü araba bir eve dönüşmüş. Ve içindeki cüceler de ortalıktan yok olmuş. Şu an nerede oldukları bilinmiyor. Ve olaydan sonra o mahallede yaşayan insanlar oradan uzaklaşmış. Çünkü bu olayı mahallede yaşayan bir mahalleli görmüş ve köydeki herkese çabuk cücelerin evine koşun, çabuk cücelerin evine koşun diye bütün mahalleyi uyarmış. Daha fazla uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Videoyu başından sona kadar izleyin. Olayları çözmemize yardımcı olun. Kim bilir gözden kaçırdığımız ve duyamadığımız şeyler olabilir. İşte devreye burada da siz giriyorsunuz. Oha. Baksana. Ve gitgide hava soğuyor. Gitgide rüzgar şiddetini arttırıyor. Ve yani vardır. Yukarı doğru çıkıyoruz bir de. Hı hı. Onun da şeyi var. Baksana. Çıktıkça hava soğuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne lan? Çok acayip bir kayalık ha. Ay da tam bizim için adeta. Şu işi bir kapat da aya baksana. Ay ışığı yolu ne biçim aydınlatıyor? Kamerada görünüyor mu bilmiyorum. Yok, çok belli olmadı. Ne o? Muhtemelen bir kayalık çökmüş ve dikenli tel aşağı doğru sarkmış. Arkadaşlar, cücelerin yaşadığı eve gidiyoruz. Bu cüceler cinler ile anlaşma yapmış. Yapmaya çalışmış ve her yeri kazmış ve insanların geceleri evlerine, bahçelerine girerek evlerin altını kazıyorlarmış ve oradan define çıkartmışlar bir komşuların evinden.
Hadi devam edelim, daha yolumuz var. Olaya bakar mısın ya? 6 cüce kardeş ve bir tane baba. Hepsi bundan cüce, anneleri yok. Ucubeler, köyler onlardan nefret ediyor. Pislik insanlar oldukları içinmiş. Güya bilmiyorum. Belki işin aslı farklıdır. Ama bilinen tek bir şey var ki bu cüceler definece cinlerle anlaşma yapmış. Yapmaya çalışmış. Onların o lanetli evine gitmeye çalışıyoruz. Ne oldu? Hiç. Baksana. Ben de klibe giriyorum. Şundan şıp 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 su damlıyormuş ya. Aa, evet. Arkadaşlar, bildiğiniz gibi Noah Prospect Türkiye'nin en büyük ve ilk korku kanalı. Üzentilerimiz var. Çok fazla bizi kopyalayanlar var. Altını çizmek istiyorum ki Noah Prospect taklit edilemez. Bunu söylemek istiyorum. Teşekkür ederim. Yani özentilerimizden sakının. Aşağıdaki nehirin... Kafamda şey vardı. Aşağıdaki nehirin sesini duyuyor musun? Bayağı güçlü bir nehir. Ve yol boyunca hiç sokak lambası yok. İşte gideceğimiz yer nereye biliyor? Zifri karanlık. Sokak sayının şuradan başlıyor ama emin değilim. Bir yere sokak lambası da olabilir. Gözüküyor. Yolumuzu bu şekilde devam edip sokağı bulacağız. Zaten ilk bulduğumuz sokak orası, cücelerin olduğu sokak. Çok korkuyorum ya. Oğlum ben de korkuyorum bayağı bir. Sessiz, bir de bak çok sessiz ortalık. Sadece o derinin sesi var bak. Çok kuvvetli. Yol boyunca tuhaf bir şeyle karşılaşırsak kayda tekrar gireriz. Biz hızlıca oraya gitmeye çalışalım çünkü domuzların olduğu bölgedeyiz, haberin olsun. Kayda girdin mi? Kayıttayım. Arkadaşlar şöyle bir göster istersen. Dediğimiz sokağa geldik. Evler falan hep uzaklarda, bir sürü evler var görüyorsunuz. Ve şu an bu evlerin hiçbirinde insan yok. Şu yanından şu an geçtiğimiz ev, şuradaki evler, sokağa giriş yapmış bulunuyoruz. Ve bu sokağın sanırım bu yoldan geldiğimizde solunda kalacak şekilde evi göreceğiz. Onu diğerlerinden daha eski olmasıyla tanıyacağız. Bir de zaten biz onun birkaç yıl önceki fotoğrafını gördük. O fotoğraftaki evse eğer orası demek. Bakalım. Demek ki cüce madencilerin ya da madenci cücelerin, artık ne derseniz deyin, sağ solu kazdıkları, eşlikleri yer burası. Hikaye zaten tüyler ürpertici. İlerleyen dakikalarda anlatacağız. Baksana. Evlerin hepsi boş. Ve bayağı tepedeyiz. Geldiğimiz yolu zaten gördünüz. Sokak aşağıdan başladı ve oranın aşağısından da geldik. Daha da yukarı çıktık. Arabayla gelsek gelebiliyormuşuz. Diyeceğim, gerçi ilk başlardaki yerden gelmek biraz zor oldu. Evet. Ama şu anki gittiğimiz yolun başlangıcını bilsek gelirdik yani. Biz bir tane bahçenin arasından çıktık. Evet. Sana ben bir şey diyeyim mi? Kanka baksana. Her yer zaten eski bir ev varmış burada, fark ettin mi? Yıkılmış, evet. Yıkılmış. Şurada da farklı yapılar var. Şu yukarıda da var. Buranın zaten farklı farklı yerlerinde tünel benzeri kazılmış yerler var, kuyu kuyu. Bunlar da madenci cücelerin altın define arama uğruna, hatta gümüş arama uğruna kazdığı yerler var buralarda. Bazıları da buradaki terk edilmiş, kullanılmayan günümüzdeki evlerin ahırında. Tam evin inşa edildiği yerin altında yani. Evleri de definenin üzerine inşa etmişler. Defineci cüceler de bu defineleri çıkartmak için evlere giriyor gizli gizli. Aya baksana. Allah'ım yarabbim. Oha da ya. Bak burada da var. Aa, şuradan merdiven iniyor. Buradan nereye iniyor acaba? Biliyorum ki bak, şurada da bir eski bir yapı var, yıkılmış. Evet. Tarla olmuş gibi sanırım. Aynen, burada da bir ev varmış, tamamıyla yıkılmış. Tepemizde de evler var zaten.
Oğlum bir dakika bir şey diyeceğim. Ne diyeceksin lan? Kanka bize merdiven demişlerdi. Eve bak, eve bak. Aynen bak, ben ne diyeyim, merdiven... Ananız, Bismillahirrahmanirrahim. Evet, bu o ev arkadaşlar. Bu ev. Arkasındaki evden de tanıdım, o fotoğraftaki... Dur, ben şu merdivenden tanıdım. Yolun kenarında bir merdiven var demişlerdi, tahtadan. Sayın seyirciler, tüylerim şu an had safhada ürpermeye başladı. Hikayede geçen baca bu. Bacadan bir tane cüce, cin, cüce madenci çıkıyor. Meşale sallıyordu. Sonra hızlıca bir şey onu içeri çekiyordu. Hemen ardından buradan iki tane cüce çıkıyordu. Ve çatıdan böyle tak 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 koşarak buradan aşağı iniyorlardı. Şu an indikleri yer yok. Bunu da ilerleyen dakikalarda anlatacağız. Çünkü bu olayı gören bir köylü bütün köyü daha sonra buraya topluyor. Gel inelim. Can eve bak. Can ateş yanıyor can. Can ateş. Ne oluyor lan? Lan? Oğlum. Kimi savun lan? Pisler. Oğlum. Pisler gel lan gel gel. Bismillah bak çabuk çabuk çabuk. Bismillah. Allah 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kayboldu. 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 Gidelim. Gidelim kanka. Dur oğlum dur. Sakin ol. Daha videonun başındayız. Evde bir şey, evde yaşayan biri falan yok değil mi? Gerçi mahallede yaşayan yok. Burada nasıl olsun? Kanka, tam da cüce cinlerden, daha doğrusu cüce madencilerden bahsettiğimizde kanka bu o neydi? Evde birisi mi var? Sanmam evde oğlum. Hey, evde biri mi sesten, var? Sesten bakalım. Ha? Sesten bakalım. Kimse var mı? Oğlum evde bir dakika, evde birisi olsa niye evin içine ateş yansın? Ben evet ya. Niye ateşleyeceksin yani? Değil mi? Of. Çok hızlı bir başlangıç yaptık. Biz de artık bir sakin olmamız lazım. Bak burada da bir ev varmış gördün mü? Yıkılmış. Şuraya ne baksana. Be. O ateş havada süzülüyor muydu lan? Neydi o? Anlamadım da. Havada bir şey süzülüyor gibi miydi? Yoksa ben uzaklara gördüm. Belki kamerada daha net görünüyordur. Bilmiyorum. Eğer kamerada daha net görünüyorsa ne olduğunu anlarız. Ama ben baya net gözüküyordu ama. Cinler ateşten yaratıldığını biliyor muydun şeytanın da? Evet. Cümbür ateş ha? Evet. Ne yapalım gel bir yaklaşalım girelim istiyorsan. Çok korkunç duruyor. Saate bakalım kanka. Saat kaç şu an tam olarak? Az dur, dur ses geldi. 01:04. Şuradan ses geldi. Saat kaç? Göster istersen. 01:04. 05 oldu. Hadi girelim. Şu camdan bir içeriye bakayım mı? Kanka bak. Ha? Kanka dikkatli ol lan. Oğlum evde ateş. Belki de adamın birisi meşaleyle mi geziyor? Ne yapıyor? Ne alaka oğlum evin içinde meşaleyle gezecek? Bak ev yalnız bir şey o değil mi? O zaman ateş havada süzülüyor. Şşş. Her yer çatlak bak. Sıkıntı. Bismillahirrahmanirrahim. İçeriği çekiyorum ama. Kanaya girelim. İnanılmaz gerilmeye başladım ya. Oradan geçebilecek miyiz lan? Tek geçiş bura gibi görünüyor. Bence geçeriz. Ne oluyor lan? Sikip.
Oğlum ne bir şey çalıyorlar. Hiçbir şey yok ki ama. Buraya buna koyayım. Burada nereden? Oğlum ses buradan geliyordu. Yoksa buranın bir alt katı daha mı var lan? Ne bileyim ben. Yerin altından kazma kürek sesi duyuyoruz. Duydum. Bir dakika. Dur. Ha. Kanka cüceler burada. Ne amına koyayım? Oğlum ne kaç yıl geçmiş? Bir şey kazıyor kanka, git bakalım şuna. Geç geliyorum. Dur sus. Allah Allah. Oha bir alt kat daha var. Aha. Bu nasıl? Buradan ses, geliyordu. Ses buradan mı geliyor? Ses buradan geliyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Eğer kulaklarımız bizi yanıltmıyorsa ben kazma kürek sesi duydum. Ben de duydum oğlum. Bir şey kazıyorlardı sanki. Giriyorum. Gir. Ya da duvarı mı kırıyorlardı kanka? Şşş. Dur. Sese bak. Oğlum bir şey kazılıyor. Dur sese bak. Gir kanka gir. Kim? Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum hiçbir şey yok. Oğlum bir şey yok. Oh. Aha gel buradan geliyor işte. Yukarıdan mı geliyor lan? Oğlum. Dur, burada bir şey yok. Bir dakika. Kanka. Burası boş. Çık. Abına koyayım. Bakalım şöyle iyice. Aa burada da bir kapı var. Ama önce üst kata bakalım bence. Gel tamam. Aa burası girişi de. Ulan şansa bak. Ya alt kattan sanki bir şey beni buraya yönlendirdi. Ben nereden biliyordum buranın giriş olduğunu? Belki gir bakalım. Sağ et lan. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul enzu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerrin vesvasilin nas, elezi yesfi sufi sudurin nas, minel cinnetin ben nas. Bu ne lan? Şurada saçma sapan bir mimari yapı var. Ne lan burası böyle? Kanka ne alaka lan değil mi? Evet. Girişi yok, çıkışı yok. O ne oğlum öyle ya? İşte burası cücelerin yaşadığı o ev. İki kattan oluşuyor. Alt kat, ahır. Ama cüceler bu ev yok olduğunda, hikayeyi zaten biraz anlatacağım. Ama bu ev birdenbire yok oluyor. Tekrar ortaya çıkıyor. Köyler geliyor, kasabalar geliyor, bakıyor. Cüceler hiçbir yerde yok. Ve ev full dayalı döşeliyken birdenbire bu şekilde eski püskü ve yağmalanmış gibi bir görüntüye sahip oluyor. Çirkinleşiyor yani. Bu da cinlerin en sevdiği ortam var. Ne oluyor lan? Ne oldu? Alt kata bakalım ya. Ya da buraya iyice bir açtığında. Bir bakalım ya. Bence alt kata ya. Bakıp alt kat hikaye anlatalım. Öyle mi diyorsun? Ondan sonra devam edeyim. Bak, buraya bir bakmayalım mı? Kanka olaylar çığırından çıkmaya başladı gibi sanki. Bence alt kat. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım olayı anlatalım. Sonra detaylar açtırırım. Ama unutmayın. Cinler ve şeytanlar ateşten yaratılmışlar arkadaşlar. Cinler ve şeytanlar ateşten yaratılmıştır. Ne oldu lan? Ne gördün oğlum arkada? Oğlum bastığın yere dikkat et. Dur girme be. Lan. Kanka bu ev nasıl ayakta duruyor Arifan? Baksana şuna.
Bismillah. Her yer tahtalar falan çökmüş, şuraya bak. Ama sanırım şu beton kısmı sağlam gibi. Çok dikkat etmemiz lazım yani. Önce yıkayalım. Kanka. Burada olayı anlatalım bence ya, tam şu an olduğum yerde. Ondan sonra devam edelim. Ev çünkü bayağı büyük ve kazma küre sesleri falan duyuyoruz. Tamam anlat. Biz neyse tamam anlat bakalım. Oo baksana şuraya. Bunlar horoz mu? Bence önce bir buraya bir çekelim, inceleyelim ondan sonra anlat ya. Aynen. Baksana. Her yer tavuk bir... tüyü. Aynen. Cinlere zaten süne sunulur. Yani tüy, kemik. Benim büyük kitabımda ne vardı? Bir horozla define yerini keşfetme. Evet. Arkadaşlar bir horoz ile define yeri keşfedebiliyorlarmış. Sabah ezanına karşı onu bazı oruç tutma, Ramazan'dan bağımsız bazı oruç tutma, ibadet etme yöntemleri var. Sabah ezanına karşı horozu salıyorlarmış arkadaşlar. Horoz ilk nereye gidip orayı eşmeye başlarsa oradan define çıkıyormuş. Define arama büyüsü bu. Bunun duaları falan da var. Burada da olay definelerle alakalı bir muhabbet var. Horoz tüyü veya tavuk tüyü emin değilim. Şimdi bir şey diyeceğim. Bak. Evet biz burayı nasıl geçeceğiz? Sağlam değil evet. Biz burayı nasıl geçeceğiz? Bak. Önden gideyim deneyim mi? Geride dur. Dene bakalım. Kanka ne yapacağım biliyor musun? Bak. Yerin sen... çöküyor. Hı. Buradan tuttuğun gibi şuradaki betona geleceksin. Oo bu ne lan? Oo. Acayip burası. Allah! Ne oldu lan? Ne oldu lan? Oo çabuk ya. Ne oldu lan? Kanka çok kötü haliz sensör. Ne gördün? Bir şey yok çünkü burada. Ne gördün? Cüce cüce değil diye sanki cüce gibi bir şey gördüm gibi. Veya benim gölgem bilmiyorum. Burada hikaye anlatılmam bence kanka. Aynen anlat burada. O zaman... Bir zamanlar ismi gizli tutulan bir kasabada herkesten farklı cüce insanlar yaşarmış. Bu insanlar toplum tarafından dışlanırmış. Fakat dışlanmalarının sebebi cüce olmaları değil, garip garip davranışlarda bulunmalarıymış. 6 cüce kardeş ve bir cüce babadan oluşan bu aile hazinecilik ve definecilik ile kafayı bozmuşlar. Sürekli define arayanlar her yeri kazarlarmış. Bilinenin aksine hiçbir şey bulamamışlar veya öyle olduğu düşünülüyormuş. Yine de bir umut, kardeşlerin define bulacağını düşünen bir kasabalı kardeşleri zaman zaman izliyor, olup biteni kasaba meclisinde anlatarak insanlara dalga konusu olmasını sağlıyormuş. Lakin bir gariplik varmış. Bu gariplik, kardeşlerin her gece ateş yakarak dua benzeri naralar atması ve sanki birilerinden yardım istercesine acınası bir ses tonu ile bağırmalarıymış. Gel zaman git zaman yine bir gece vakti cüce kardeşleri izleyen kasabalı evin bacasında meşale yakan ve garip hareketler sergileyen cüceleri görür ve koşarak kasabalılara haber verir. Kasabalılar olay yerine geldiğinde meraklı gözlerle evde olup bitenleri anlamaya çalışır. Tüm gözler üzerindeyken cücelerin yaşadığı ev birkaç saniyeliğine ortadan kaybolur ve geri gelir. Fakat bir gariplik vardır. Güzel ve görkemli görünen ev kaybolup geri geldiğinde neredeyse harabe olmuş, çürümüştür. Kasabalılar ev böyle olduysa cüceler ne haldedir diye düşünerek evin içerisine bakarlar. Fakat ne cüceler oradadır ne de evin içerisinde bir tane bile eşya kalmıştır. Bu olaydan sonra o eve yakın olan evler terk edilmiş evler olmuş. Kasabalılar o sokağa bile girmiyor, girseler de evi görmezden geliyormuş. Bazı geceler insanlar kendi bahçelerinin birkaç siyah cübbeli varlık tarafından kazıldığına şahit olmuş. İnsanların hayvanları telef oluyor, eşyaları çalınıyor ve bir şeyin onlara seslendiği duyuluyormuş. İnsanların bildiği tek şey cücelerin kasabaya büyük bir lanet getirdikleri ve bu lanetin insanları hasta etmesi, karanlık varlıkların musallat olmasıdır. Bazı geceler kasabalılar elinde meşale tutan cücevari varlıkları kendi evlerinde görüyorlar ama dokunmaya kalktıklarında kayboluyorlarmış.
Ve olay bu şekilde gerçekleşmiş arkadaşlar. Anlatırken bile tüylerimiz diken diken oldu. Ama bu olay tam da bu evde yaşandı. Eğer o köylülerden... Ana! O neydi lan? Fare geçti lan! Oğlum kolum gibi fare geçti. Yemin ne diyorsun ya? Yemin ederim bu evde bir kolum gibiydi lan. Gördün mü? Yok görmedim. Bak 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 bak. Geçtiği yerden düşüyor. Şuna baksana kanka bak. Demire bak Allah aşkına elime bak elime. İşte böyle binalar depremde yıkılıyor. Işığı sen tutma kameraya doğru. Görüyor musun? Tabii. Çürümüş resmen. Bak şurada da bir oda var ama oraya... Evet. Ama baksana zaten şu kapının boyundan bile burada cücelerin yaşadığı belli. Bizim evin kapısı mesela böyle. Benim bayağı bir yukarıma geliyor. Bir de şuna bak. Anlatabiliyor muyum? Cücelerin boyuna göre hesaplarsan. Bir bakalım mı şuraya da oradan nasıl geçeceğiz ya? Oraya nasıl ya? Geçeceksin? Ya köyün her yerini... Ama orada... Şur. Gel. Ne oldu lan? Şu odaya nasıl geçeceğiz? Ben geçeyim mi oradan? Geç bakalım. Oraya mı geçmemi istiyorsun? Evet. Bak. Bana sağlamlık tutması bakalım mı? Baksana kanka. Elime aldığım gibi kırılıyor şuna bak. Oğlum biz... Oğlum elleme elleme. Emin misin? Çok riskli şu ya. Şu an aşırı tehlikeli bir şeyin ortasındayız. Ama oradan şuraya basarak oradan olduğunu çekebilirsin bence. Dikkatli olursan. Hemen orada bak kiriş var. Beton kiriş. Oraya ben nasıl uzayayım? Beton bak. Hemen aynı oraya at. Kanka zorlama istersen. Bilmiyorum ya çok şey... Bir dakika. Ne çözeceğim şimdiki? Dur. Abi şuna bak. Aa durdu lan. Allah! Oo efsalı. Lan. Allah! Yıkılacak. Bismillah. Oğlum şiddet çok şiddet. Bismillah. Allah! Oğlum çık. Allah! Çık! Biz yıkılacak, çık. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum ne biçimdi lan? Nasıl oldu? Oğlum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allah Allah. Oğlum ne sallandı öyle lan? Oğlum. Lan! Allah! Oğlum! Bismillah. Yukarıda bir şey var Can. Kanka. Yukarıda bir şey var. Ne oldu lan? Bir şey diyeceğim. Ha. Kanka, hikayeye göre cinli varlıklar, daha doğrusu ne cinli varlıkları, cüceler cinli varlıklarla anlaşma yapmak üzere sağa solu kazarak cinlerde şey bulmaya çalışıyor. Şu an bu evde o hikayeye göre ortadan kayboluyor, tekrar geri geliyor. Birkaç saniye sürüyor bu. Böyle bir eve olay var. Hikayede zaten bunu anlattık. İşte hikayede neydi? Bu evdeki o lüks, o şatafat ev yok olup tekrar geldiğinde bu hal. Arkadaşlar bu ev eskiden çok güzelmiş, çok lüksmüş. Etraftaki evlere bakarak anlayabilirsiniz. Geldiğimiz süre boyunca hep villa tipi evlerle karşılaştık. Fakat burası birdenbire bile çürümüş, birdenbire olmuş bir gecede, saniyeler içinde. İşte bu ev o ev. O yok olduğunda işte evdeki değerli şeyler yok oluyor. Evet. Şu odaya bakabilecek miyiz? Geç, dikkatlice bas. Baksana Allah aşkına şuna bak. Aşağı düştüğümüzden bak nereye kadar iniyoruz. İniyor mu? Evet. Sakın kanka dikkat etmeyiz. Bastığın yere çok dikkat et.
Oğlum bir şey söyleyeyim, bu odanın niye her yeri böyle beyaz? İnan kanka hiçbir fikrim yok ama ev. Evet. Çatıcı sesler duyuyorum kanka. Oğlum kendimizi ev... ayakta toplamak istemiyorum. Ev yıkılabilir. Zaten belli çok şey yani. Köpekler. Rüzgar da çıkmaya başladı. Şuraya bak. Aşağıda. Aynen. Buraya doğru ses yaklaşıyor, farkında mısın? O ses ne? Tahta mı kırılıyor lan çatır çatır? Şşş, dikkat et. Aman, bakayım mı? Aman bir bak. Oğlum dur bir dakika dur. Şantandan şey alacağım. Al. Büyük kitabını aldım. Oğlum. Kanka. Bence bulukları, değerli eşyaları buraya diziyorlardı. Baksana. Buranın hiçbir şekilde kapısı yok. Sadece böyle bir şey var. Burada muhtemelen bir de bak çok kalın, görüyor musun beton? Belki de bir gizli bir şeydir burası. Banka gibi yapılmamış bir kalınlığına bak, evet, betonun. Evet. Burada muhtemelen eksen bir kapı vardı. Çelik kapı falan. Bullukları, değerli şeyleri oraya koyuyorlardı. Şuraya bakmadık. Ama buraya nasıl gireceğiz? Buraya. Şöyle kirişlere bastık. Kanka gözünü seveyim, dikkat et Arifan. Hiç güzelini değil. Şöyle çekeyim o zaman. Şurada bir şey var. Ha. Ateş yakma yeri, ocak. Dur dikkat et. Bak kırma sesi geliyor. Oğlum bastığın yer kırılıyor. Dur. Ah. Oğlum katır katır etti. Oğlum lan. Oğlum hiç güvenli değil ya. Ne yapacağız? Dur. Kanka. Allah. Allah'ım ev yıkılıyor. Ev yıkılıyor. Bu lan alt katlarda bir şey oluyor. Şu ne? El var oğlum orada. Yok lan el var. Ha. Oğlum eldiven yok oldu. Düştü mü? Ne oldu? Eldiven yok. Bir şey... Bismillahirrahmanirrahim. Görmedim oğlum. Bir anda düştü. Aç kapı gitti. Oğlum ne yapıyorsun ya? Evi yıkacaksın başımıza. Kapı. Eldiven nereye gitti? Eldiven falan yok kanka. Nereye gitti oğlum o zaman? Dediğim bak, bir şey çekti eldiveni bak Can. Yere düşmediğine göre. Gel. Gir. Yaptığımız şeyi bir tamamlamaya gelelim buraya. Buraya niye geldik? Gir orası en azından güvenli. Buraya neden geldik? Aşağıda kim var? Biri var mı? Kim kazıyor? Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum bak hikayede de böyle bak. Geceleri evden kazma sesleri duyuluyormuş. Ama aşağıda kim var aşağıda? Oğlum az önce de yaşadık bunu. Kazılan hiçbir yer yok. Aşağıdayken de duyduk. Bismillahirrahmanirrahim. Kanka. Oğlum. Can. El sallanıyor oğlum. Ananı sikeyim. Lan. Bismillahirrahmanirrahim.
La ilahe illallah. La ilahe illallah. Bismillah, bismillah, bismillah. La ilahe illallah. Muhammeden Resulullah. La ilahe illallah. Muhammeden Resulullah. Oğlum ne kazıyor aşağıda? Bakalım. Lan bugün göremiyoruz da be. Oğlum az önce de baktık. Hiçbir şey yok. Oku artık. Oku. Biz buraya neden geldik arkadaşlar? Niye geldik? Aha, o dur. Şu neymiş lan? Kanka, bir şey değilmiş be, ses de duyuyor. Buraya neden geldik? Bu onu tamamlıyorum o zaman. Bu mahalleyi lanetten kurtarmak için buraya geldik. Bir söz verdik ama bunun sözünü veremiyorum. Yani daha doğrusu sözü verdim ama kendimizi çok büyük bir belaya sokuyoruz şu an. Farkında mısın? Farkındayım. Define var işin içinde ve her şey olabilir, devam et. Hala geliyor kanka. Ses kesildi lan. Aynen. Kanka ben kendimi hiç güvenli hissetmiyorum, biliyor musun? Oğlum ev zaten güvenli değil. Olay da sıkıntı. Arkadaşlar, buraya gelmemizin nedeni bizim bir mahalleyi lanetten kurtarmak. Gördüğünüz gibi bütün evler terk edilmişti. Ve burada yaşanan olaylar yüzünden yanındaki lüks villada bile şu an yaşayan kimse yok. Bu ev de zamanında lükstü. Ama dediğim gibi şu an bu halde. Ve bizim burada yaşayan arkadaşlarımıza verdiğimiz bir söz var, izleyicilerimize. Elimizden geldiğini yaparız dedik. Çünkü kendileri gibi tarlaların ekim bile ekemez olmuş. Her yer kurak ve çorak gibi, çamurdan ibaret. Ve bütün bu köyü lanetten kurtarmaya çalışacağız. Ama bunun sözünü vermiyoruz. Özür dilerim şimdiden olmazsa. Sadece bildiğim duaları okuyacağım burada yazan. Fakat bazılarını sansürleyeceğim. Duymamanız gerek. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Neredesin ya? Kanka evi kıracak diye ödüm kopuyor ya. Şu an bilmiyorum ya. Zaten bastığımız yeri de göremiyoruz yani. Belki çürük tahtların evet, üstünde duruyoruz. Başlıyorum. Başla. Ellezine kale lehum min nasu innen nase katecemmenu fayşehüm fezadehüm imanen ve kalü hasbunallahü ve minnahin in azim hasbunallahü ve minnel vekki minnallahü ve fatli letsalü sevallat tebe'u lütfen uvallahuzü fatlin azim. Selamün Allah'ın fil alemin inna kazellike muhsinin. Velakket fil alip. Ne çıktı karşına? Ne gördün?
La fırrın ha fırrım a eyd. Rabbena enne. Bismillahirrahmanirrahim ya. Fettegümin fel alü vesker Fütürlü velar Dicatte Leffen infazü ileyha ve Terakkefke kamen Kul mi'in Billahi macimimin Batarya Ecdülü Gözdap ve rahmetün izazüle kül ardu zilzale ve ahreçe yemizin tuat düssü ahrepara benle rahbeke effalaha yap ezin yasurin nasu eştaşen can el sallanıyor Rötün Allah kader Hacı gel Oğlum sese bak Aleyküm Ve la havla ve la kuvvete illa billahi aleyhi azim Min ecilli ta'ina inserrü Allah 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 Bismillahirrahmanirrahim Bu nesil tek'u Ve kal Nesana Min nafi Tuhattüsü Lan can el sallanıyor Lan oğlum Lan ev yıkılacak can Lan iyi misin Şşş Oğlum Oğlum iyi misin Şşş kendine gel Sese bak Bismillah 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 can Oğlum iyi misin? Ne oluyor? Şşş. Cam açık, cam açık. Kendine gel. Lan. Bismillah, 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 bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum. Cam açık. Lan. Çık. Nefes al. Oğlum kendine gel. Bismillah, bismillah, bismillah. Lan ne oldu? Oğlum ne oluyor? Bismillahirrahmanirrahim ya. Şş, iyi misin? Lan, can kapı çalıyor. Kim o? Şşş. Oğlum ne oluyor lan? Bismillah aramayım hala bak. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Lan. Aa! Sen kimsin? Lan. Ne? Ne ekmeği abi? Abi. Ha? Abi. Abi bismillah 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 aramayın bismillah aramayın bismillah aramayın bismillah aramayın ekmek ver lan ne ekmeği vereceksin ekmek ver bismillah bismillah ekmek. Lan kendine gel sen de ekmek ver ekmek ver kendine gel anasını be oğlum iyi misin lan no lan no oğlum kapı çaldı lan gördüm yaşlı bir adamdı bismillah aramayın bismillah aramayın Yaşı bir adam da ekmek versin. Kardeşim ne ekmeği biz ne ekmeği? Saçmalama. Kimsenin yaşamadığı yerde kim? Bismillah Allah'ım. Allah'ım Allah'ım. Nereye lan? Yardım et Allah'ım. Yardım et. Bismillahirrahmanirrahim. Neredesin? Neredesin?
Oğlum hiçbir şey yok burada. Kazmak gördüm hiç... Ben onları gördüm. Ben gördüm. Ne gördün lan? Ben gördüm. Rüya mıydı sanki? Ne gördün oğlum? Gözümüzü kaydı zaten sana. Altı, ne oldu? 6 kişi tak buraya kazıyordu. Buraya kazarlarken gördüm seni. Can ne? Saçmalama lan, kendine gel. Yaşlı adamı da gördüm kapıdaki. Sen görmedin mi? Yaşlı adamı ben de gördüm. Allah'ım ya Rabbim ya. Sese bak. Allah 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 Allah. Oğlum burada bak, baksana. Bismillah bismillah bismillah. Burada bir yerde define var. Altın var. Bunlar bir şey gömdü buraya, ben eminim. Saçmalama oğlum, alamayız öyle bir şey varsa da. Oğlum iyi misin? Sen bak değişik haller var ha. Değişik haller var ha. İyi misin? Ben de ben hakkındayım, her şeyin kanka. Gelirim şimdi kendine. Bir daha onu okumayacağım. Ay bak. Bir daha asla onu okumayacağım. Ne oldu? Kanka o dediğim dua. O duayı asla okumayacağım. Duası asla okumayacağım. Bismillah, 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 bismillah. Yarabbim ya. Oğlum burada ne oluyor ya? Kanka. Oğlum az önce kendinden geçtin resmen. Bir şey bana baktı lan. Bizi görmedin mi? Hayır oğlum. Saçmalama. Sana hayır mı gördün? Hiçbir şey olmadı. Sen Allah kahretsin. Gölgeyi bir bana bakıyor sandım. Şu an her şey beni korkutuyor Arif Hanım. Her oğlum şey. Ben de çok fena. Hele ki az önceki yaşananlardan sonra. Ne yapalım? Şu an biz... Duanın sonunu getirdim bu arada. Biliyorsun değil mi? Tamamen okudum o duayı. Okudun mu? Okudum ama... Ya bize musallat olurlarsa... Sen okuduktan sonra mı bu şeyler başımıza geldi? Bilmiyorum ama duayı tam bitirdiğimde kapı çaldı. Oğlum ne alaka? Bir anda bir şey belirdi kapıda. Yine kazma sesi. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber. Bu sefer de yukarıdan geliyor. Biz burada ne yapıyoruz Allah aşkına? Oğlum ben şu an kilitlendik. Kilitlendik evet. Ben ya az önce yaşadığım şeyin şokundayım ben şu an. Gidelim oğlum buradan ya. Yaşadığım şey yok. Bir anda ya o kimdi? Neyin nesiydi o? Ya şimdi bir daha karşımıza çıksan ne bok yiyeceğiz? Ha? Ne karşımıza çıksın? Yaşlı bir adamdan mı korkuyorsun? Oğlum. Yaşlı başlı bir adamdı be. Ne iş var lan? Bizden ekmek mi istedi? Evet. Ulan salak. Ulan salak, hatırlamıyor musun? Aptal. Aynen lan. Hatırlamıyor musun? Oğlum. Oğlum ne kötü. Eskiden böyle bir olayı işlemiştik. Bu olayı biz birçok defa işledik. Çok bilinen bir şey bu. Ona ekmek vermediğinde misal. Oğlum. Ama nasıl ekmek verecektik? Yani o biz burada yani yaşayıp etmiyoruz yani. Ne ekmeği yani, yanımızda ekmek mi var, elimizde hiçbir şey yok. Ne oldu? Kanka. Kapı kapatalım. Buraya girmeyelim biz artık. Girmeyelim, yok. Bizi istemiyorlar. Yok yok ya yok. Ya adamın evi. Bunlar bir... Abi adam kendi evinden gelip ekmek mi isteyecek? Yaşadık biz. Ha? Adam kendi evinden gelip ekmek mi isteyecek? Saçmalama. Bu olay bizi aşar. Biz gidelim kanka. Bu olay bizi aşar. Ya, gidelim, bence de gidelim. Ettiğim kadar dua ettim ama... Gel. Bence giderim. Az önce yaşadığı ki senin o halin sana da bir şeyler oldu oğlum az önce. Kendinden geçtin. Kendinden geçtin. Hadi hadi hadi. Bence çık. Yavaştan gidelim. Çılgın yapıp şu oldan mı gitsek?
Belki ya farklı bir yere gene. Ya biz... Oğlum aha işte. Bu yoldan geldik biz. Böyle. Burada ne kapı? Buradan çıkalım. Şu telden geçebilecek miyiz ama? Telden geçebilecek miyiz? Ne? Şu aradan geçebilirsen geç. Sence? Bilmiyorum bak geçebiliyorsan geç daha kısa yani dolaşmak yerine. Yok abi buradan geçemeyiz. Üstüne atlayamaz mıyız? Ya hemen dolaşsak ne olur? Hızlıca gel gide bak 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 kanka bir şey diyeceğim. Ya, bak. Burada tutuyorlar bizi oyalıyorlar şu an bak. Gel adam gibi bildiğimiz yoldan çıkıp gidelim. Cinler insanların akıllarıyla alay eder arkadaşlar. Daha önceki videolarımızda birçok yerde dere kenarında, çeşme kenarında insanların aklıyla oynuyor. Sana 5 dakika geçmiş gibi geliyor ama 3 saat boyunca aslında. Daha önce de çok yaşadık bu durumu. Daha demin sanki 10 saniye gibiydi. Ananı sikeyim. Bismillah. Gel kanka gidelim ya. Emin misin buradan geçmek? Yavaş. Aha. Evde bir şey kırıldı lan. Bismillah, bismillah. Oğlum o gördüğümüz şey neydi can? Aklıma şu an şey yapamıyorum. Bir anda kapıyı açtık. Göz göze geldim yani. Ha, evde bir şeyler oluyor. Evde bir şeyler oluyor oğlum. Ev yıkılacak üst. Kanka. Kaç abi ya git. Buradan git abi git. Bacakları. Konuşamıyorum konuşamıyorum. Ben... Bana sokar at bir şey yap konuşamıyorum. Dur vuramadım. Kendine gel. Derin nefes alacağız. Çık bir şey yap. Ben kilitlendim ya. Neydi o böyle? Ekmek istedi bizden ya. Şapına koyarım buradan. Ben koşuyorum. Sikerim bu mahalleyi. Koş kaç. Şuraya bir şey tutuyorum. Son kez bir bakıyorum abi. Gel gidelim. Adam bizden ekmek istedi ya.